Serpantin taşı nedir? Magnezyum, kaya lifi, silikat bileşenlerinin serpantinit kayaçlarında ipliksi taneli, yassı şekiller halinde billurlaşması ile oluşur. Kristal yapıda değil kaya görünümündedir. Görünümü sebebi ile bazı yörelerde yeni yeşim veya Afgan yeşimi olarak da isimlendiriliyor. Ancak yeşim taşı ile kimyasal ve fiziksel olarak belirgin farkları vardır. Yılan taşı veya serpantin, rengi ve billur yapısı farklı birçok türü olan minerallerin başkalaşmasıyla oluşan bir kaya türü. İsmini yılan derisine benzeyen billur yapısından alır. Yılan taşının yaklaşık 20 çeşidi vardır. Doğada bol miktarda bulunur. Serpantin, yılan taşı dış görünüşü yılan derisine benzeyen, 20'den fazla farklı türü olan bir yarı değerli taş. 1564 yılında Georgius taşın şeklini, dokusunu yılana benzeterek Latince yılana benzeyen anlamına gelen ismini verir. Türkçe'de serpantin olarak anıyoruz. Görünüm olarak türleri arasında da oldukça farklı şekil ve renklerde olabilirler. Bu konuda çeşitliliğe sahiptir. Genelde yarı saydam ya da opak olmakla birlikte yağlıymışçasına bir parlaklığa sahiptir. Lizardite, Atlantisite, infinite taşları da serpantin olarak geçer. Oluşum şekilleri ve bileşenleri hemen hemen aynıdır ve serpantin grubu olarak adlandırılmışlardır. Bazı serpantin türlerinde asbest bulunur. Asbest sağlığa zararlıdır, kanserojen madde içerir. Bu sebeple serpantin taşının bu türüne dikkat edilmelidir ve kullanılmamalıdır. İnsanın üzerine yapışan isteksizlik, değersiz hissetme gibi negatif duyguları çözerek tamamen atmaya fayda sağlar. Kundalini enerjisi serpantin ile doğru bir şekilde aktive edildiğinde duygusal bir patlama ile birlikte dişil ve pozitif enerji açığa çıkar. Serpantin taşı aynı zamanda üçüncü göz enerjisini açığa çıkarır. Zihinsel faaliyetleri rahatlatarak dinginlik sağlar. Bir nevi sevgi taşı olduğunu da söyleyebiliriz aslında, kendimi sevmeyi ve içsel olarak olumlu enerjiyi ortaya çıkaran bir yanı vardır. Taç ve sakral çakrayı etkiler. Özellikle sakral çakraya olan etkisi sebebiyle kundalini enerjisine olan tesiri muazzam olabilmektedir. Tüm çakraları dengeleme özelliği vardır. Meditasyon esnasında bulundurulması çok iyi bir taştır. Öyle ki, psişik enerjileri yoğunlaştırdığına, farklı boyutsal yolculuklara olanak sağladığını da inanılır. Doğa ile çok uyumlu bir bileşen yapısı vardır. Serpantin taşının faydaları. Şifalı bir dengeleyici enerjisi vardır. Bedensel olarak temizlemeye yardımcı olur. Kan dolaşımının düzenlenmesinde ve temizlenmesine faydalıdır. Vücuttaki paraziti temizler. Kalsiyum ve magnezyum emilimine yardımcı olur. İnsülin direncine faydası vardır. Kan şekerinin düzenlenmesine yardım ederek, düşük kan şekerinin giderilmesine etki eder. Anksiyete ve panik atak tedavilerine yardımcıdır. Uykusuzluk rahatsızlığı yaşayan kişilere yardımcı olur. İskelet sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Serpantin taşı temizliği ve bakımı. Sertlik derecesi oldukça düşük olan kayaçlarımızdan biridir. Sertlik derecesi alt türüne göre 2 ila 4,5 arasında değişiklik gösterir. Bu sebeple temizliği ve bakımı yapılırken özellikle bekletme ve akan su ile uzun süre temizleme yöntemleri tercih edilmemelidir. Kuru toprağa gömerek ya da tütsüleyerek temizliğini yapabilirsiniz. Kullanımı ve saklama koşulları açısından da oldukça dikkatli olunmalı ve narin davranılmalıdır. Kolayca çizilebilir, çatlayabilir, kırılabilir yapıdadır. Çoğunlukla yeşil-siyah, zeytin yeşili, sarı renklerde, az sayıda kırmızı, kahverengimsi kırmızı, kahverengimsi sarı, siyah, açık gri, koyu gri, beyaz renklerde. Genellikle benekli ya da çizgili görünüm. Dünya üzerinde yaygın olarak bulunur. Başlıca çıkarılan yerler Güney Afrika, Avustralya, Avusturya, Almanya, Fransa, Madagaskar, Birleşik Krallık, Zimbabwe, Norveç, Rusya, İtalya. Taç ve sakral çakrayı etkiler. Özellikle sakral çakraya olan etkisi sebebiyle kundalini enerjisine olan tesiri muazzam olabilmektedir. Üçüncü göz çakrasını da etkiler. Tüm çakraları dengeleme özelliği vardır. Sağlıkla ilgili konularda kişileri iyileştirdiğine dair bilimsel bir kanıt yoktur.